Reis, ya biz yine bir kusur falan mı işledik yoksa ha? Siz değil. Kusurun büyüğünü o bizim damat etti. Gidin, bakın. Hangi taşın altına saklandıysa bulun onu bana getirin da. Allah Allah, niye dur da? Ya reis, benim hayal kırıklığım bana yeter ya. Fatih nereden çıktı şimdi? Niye gidiyoruz onu arıyoruz da bulup getiriyoruz falan? La bu herif benim kızımı aldatıyor da. Ne? Zeynep reisi. Zeynep'i. Vay adi şey. Bunu Fatih'ten hiç beklemezdim ha. Aşk aşk kalmamış lan bu lanet dünyada. Sen hiç merak etme reis. Cehennemin dibine bile gitse gidip onu bulup getireceğiz. Tabii arar bulur getiririz de. Ha şimdi bana bak. Gidin bu herifin iş yerine. Olmadı gidin o Metin'in evine. Olmadı gidin nereye varsa yani. Hangi deliğe girdiyse bu herif onu oradan bana böyle çekin çıkarın buraya getirin. Tamam mı lan? Sen hiç merak etme reis. Yürü Kamil. Hadi gidiyorum. Evet Meryem Hanım. Beni niye çağırdınız? Aklıma takılan bazı şeyler var. Neymiş onlar? Sen o panzehiri nereden buldun? Yahu nereden bulacağım? Vahit'in oğlundan. Vahit'in oğlunu nereden buldun? Hem sen seni yolladığım yalanı söylemişsin Orhan'a. Kızıl Osman söyledi. Biz Fatih'le Kızıl'ı sorgularken Fatih Zeynep'in yerini öğrenir öğrenmez basıp gitti. Ben de arkasından sorgulamaya devam ettim. Çocuğu neden kaçırdın Orhan'dan? Yahu kaç defa söyleyeceğim ben size. Ben çocuğu kaçırmadım. Su almak için benzinlikte durduğumuzda Vahit'in adamları da oradaydı. Kızıl hemen arkamızdan adamlarını göndermiş. Mecbur Orhan'ı bırakıp kaçmak zorunda kaldık. Yani panzehir çocukta olduğu için eğer yakalansaydık Zeynep'in hayatını kurtaramayacaktık. Bu kadar basit. Çocuğu ne yaptı? Eve bıraktım. Hangi eve? Kızıl'ın söylediği eve. Hani şu kadını bağlı bırakıp gittiğiniz ev var ya. Bana bak Ertan. Seni hayatımızda istemiyorum. Hani hiçbirimiz istemiyoruz. Yani çekip gitmen için ne lazım? Para mı? Amerika'ya mı gideceksin? Tamam. Ben karşılayacağım her şeyi. Yeter ki hayatımızdan çek git. Anladın mı? Gerçekten mi? Şimdi beni iyi dinleyin Meryem Hanım. Ben Zeynep'in hayatını kurtardım. Sizin değil. Yani hayatımda olup olmamama karar verecek olan kişi burada Zeynep oluyor. Siz olmuyorsunuz. Yeterince açık anlatabildim mi? Şimdi ben müsaadenizle gidiyorum. Size kolay gelsin. İyi günler. Fatih hiçbir şey söylemiyor. Siz Zeynep'ten bir şey öğrenebildiniz mi? Vallahi Zeynep abinden daha beter babaanne. Orhan'ın söylediğine göre Laz damarı tutmuş Zeynep'in. Evet babaanneciğim. Yani Laz damarı tuttu ablamın. Ama şimdi emin olduğumuz tek bir şey var. O da ne yazık ki eniştemin ablamı aldatmış olması. Ne? Ha? Ne? Ya babaanneciğimizden mi saklayacağız böyle bir durumu senin? Mümkün değil. Fatih böyle bir şey yapmaz. Yapmaz. Yapmadı da babaanneciğim. Ama bazıları ve Şevket reisin bir yerlerine vuruyor, o yüzden uyduruyorlar. Ne biçim konuşma öyle ya? Babaanneciğimin yanında. Allah Allah. Çocuklar, neler söylüyorsunuz siz? Ben bir türlü anlamıyorum. Yani babaanneciğim, şimdi bizimkilerin ağzını bıçak açmıyor ya. Milletin de ağzı torba değil. Öyle uyduruyorlar. Yani abimin bir şey yaptığı yok. Onlar öyle sanıyor. Ah, bir an öyle korktum ki. Ya yani suçsuzluğu ispat edilene kadar... Orhan susar mısın artık? Niye susuyorum ya? Tamam,
O zaman babaanneciğim size bir şey sormak istiyorum. Ben bu eniştem nerede acaba? Annesiyle tatile çıktı. Vallahi mi? Annesiyle. Evet. Mukaddes annesiyle. Ha yani bu normal. Ama eniştemin ablamı aldatması normal değil. Anlıyorum. Ya oğlum gerizekalı mısın? Ben dedim abime kaç diye. Dayının elinde mi kalsaydı? Gitmiş işte. Selin. Ne biçim konuşuyorsun kız? Selin? Ne biçim konuşuyorsun kızım? Ayrıca eniştem suçsuz olsa çıkar hepimizin karşısına. Böyle böyle oldu arkadaş. Ben suçsuzum der. Biter gider olay yani. Niye kaçtı acaba? Ya? Gördünüz mü? Orhancığım, sen eve yalnız gitmek istiyorsun galiba. Hayır, istemiyorum. Ben de öyle düşündüm. Yuh! Nizam bir kapıyı çalar be! Ne öküz gibi dalıyorsun odama öyle? Sana da merhaba Şazi'cim. Çabuk söyle, çabuk. İşim var benim. Hayret bir şeysin. Dışarıda fırtınalar kopuyor, senin burada dünya umurunda değil. Allah Allah, ne yapayım ya? Ne yapayım? Yas mı tutayım? Ne demişler bebeğim? Show must go on. Benim de kendime göre işim gücüm var herhalde değil mi? Kendine göre işlerin? Ya tamam hadi bırak işi gücü. Mühim bir mesele var. Senin hep bir şeyler sanmıyor. Benden bile. Hadi be. Evet. Şazi. Ya ben ne yaptıysam, ne ettiysem, neden ayrıldıklarını bir türlü anlattıramadım Zeynep'e. Bak şimdi, önce şantaj yaptım. Ondan sonra böyle ajitasyon yaptım. Sonra böyle tatlı dilimi kullandım, böyle duygusala bağladım. Olmuyor! Salak ya, senin tatlı dilin mi var kız? Göstersene. Göstereceğim ben sana. Koparacağım o dilini en sonunda senin ben. Şazi! Tamam, tamam. Hallederiz. Vallahi mi kız? Öttürürüm ben onu. Git getir bana, hadi. Yaşa be! Ulan bir gün benim işime yarayacağını biliyordum. Öpeceğim seni. Gel buraya. Gel. Ya yalışma be. Tele tabii seni. Dokunsal bir insan değilim ben ya. Çekil. Ama tamam ya. Getiriyorum. Reis. Ben nerede? Fatih'i buldunuz mu? Aradığın her yeri aradık da. Hiçbir yerde bulamadık vallahi. Vallahi ben de şirkete gittim. Oraya da günlerdir gitmemiş ki. Ya Mete'nin oraya bile gittik. Onun bile haberi yoktu da. Nasıl haber yok lan? Uçmadı ya bu herif. Ya aslında uçmuş olabilir. Yani teknik olarak. Adam pilot ya sonuçta ha? Lan! Lan siz manyak mısınız ya? Size güvenen de kabahat be. Efendim dayı. Orhan. Neredesin? Ya Selim neredeyim dayı ya? Ya bizim de aramız bozuldu ha. Fatih geldi mi? Yok, gelmemiş. Bana bak Orhan. Şimdi bana Fatih'i bulacaksın. Tutup alıp buraya getireceksin anladın mı? Ya dayı, eniştem annesiyle tatile gitmiş. Öyle dedi Gülsün babaannem. Ne? Nereye gitmiş? Ha orasını bilmiyorum. Bana bak. O zaman hemen onları takip edeceksin. Nereye gittiklerini bulacaksın. Gelip Fatih'i de alıp bana buraya gelip bilgi vereceksin anladın mı? Ya dayıcığım nereden öğren... Tamam öğreniyorum. Öğreneceğim tamam ben de. Mustafa! Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam Orhan. Ya Mustafa ben sana bir şey soracağım da eniştem nerede biliyor musun? Hiç bilmiyorum ki Orhan. Sen bilmiyorsun yani. Evet kardeşim bilmiyorum. Ya bırak oğlum yalan söylemeye ya. Allah Allah. Ya biz burada kardeşiz Mustafa. Kardeş kardeşe yalan mı söylermiş arkadaş? Ya sen ne yapacaksın ki Fatih Bey Orhan? Mustafa bu çok önemli bir mevzu. Yani dayım özellikle merak ediyor. Hayat memat meselesi dedi ha. Deme ya. Ha. Orhan. Fatih Bey'in başı dertte mi yoksa? İşte öyle de diyebiliriz Mustafa. Ne yapalım biz seninle biliyor musun? Şimdi seninle beraber bize gidelim. Tamam mı? Sen dayınla bir konuş ha. Tamam. Hemen gidelim oradan. Hemen atla. Atlıyorum. Ee?
Şimdi sen mi beni sorguya çekeceksin? Önce insan gibi soracağım. Zeynep, Fatih'le neden kavga ettiniz ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya sana ne? Sana ne, size ne? Niye ayrıldıysak ayrıldık, yeter, sormayın artık. Bana bak. Son kez insan gibi soruyorum ha. Sorma Şazment. İnsan gibi de sorma. Kendin gibi de sorma. Yeter ya, Allah Allah. Söylemeyeceğim işte. Size ne? Bana artık soru falan sormayın ya. Bana saati bile sormayın artık. Gidin kendiniz bakın saat kaçmış diye. Sen bilirsin. Ben bileceğim tabii. Zeynep'im, keşke şu iki seçenekten birini kabul etseydin aşkım. Ya salak. Sen kiminle mesajlaşıyorsun? Sana ne? Allah Allah. Mesajlarımı da okuyun, oldu olacak. Göster. Şifremi değiştiriyorum, göster. Ay, Allah aşkına bu ne ya? Yani gelmiş geçmiş en bayat numara. Kıza bir çantan olsun, para verirler ve bütün gerçekler ortaya çık. Saçmalama, saçmalama. Onu ağzına falan tutmak saçmalama. Ya pardon, kusura bakma da. Ya sen bunları nereden buldun ya? İnternetten istediğin her şeyi bulabilirsin Fadikciğim. Sana ne yapacağımı merak ediyor olmalısın Zeynep, ha? İpucu vereyim mi? İşte sana yaptıklarımızdan sonra bu hale geleceksin bebeğim. Sensin bebeğim. Söyleyecek misin, söylemeyecek misin? Söylemeyeceğim, tamam mı Şazi? Söylemeyeceğim! Fadik, Nevale'yi getir. Tamam. Be tamam, ne Nevale ne be? Çık şuna! Lan beni zehirlediler de ölmedim. Senden mi korkacağım be? Yürü git! O ne be? Sürpriz. Ne sürprizi? Ne yiyorsun sen be? O ne? Gel. Ne o? Ana oldu mu? Gel ablana, gel. Çek şunu. Tam kıvamında Fadik. Allah'ım yarabbim, bu hastası manyak. Zeynep. Ne? Bak kaşlar gidiyor ha. Söylemiyorum kızım. Söylemiyorum. Bana bak, bende Laz damarı var. Bir kere tutturdun mu yapmam. Söylemeyeceğim size, söylemeyeceğim. Ya bir Şazi. Canım sen bir dakika bir tut şunu. Çok güzel. Ya bu işi böyle bir anda yapmamıza hiç gerek yok. Ben diyorum ki daha ince bir tarz bulalım. Ay Fadik, bana bak, benim numaramı bana karşı kullanamazsın. Saçmalama, ağzını burnunu kırarım sen. Yürü git. Her yalan için bir kıl. Ne dersin? Şöyle bir şey söylüyor musun? Söyle, söylemiyor musun? Saçmalama. Güzellikle söylemiştim işte. Elin tutamadan. Söyle elini. Hayır, hayır. Söyle. Hayır, tamam tamam, söyleyeceğim, söyleyeceğim, söyleyeceğim. Söyle. Söyleyeceğim. Ay burnum kadar kaşım. Ay canım. Tamam dur biraz şu şakaya. Oldu mu? Söyle dedim. Ertan. Ertan mı? Sen onu git anama anlat. Ben onu yiyemem kızım. Gitti bir kıl. Ne zaman saçmalama. Saçmalama. Dur dur. Hayır 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 hayır. Bitti Safadik, sen var ya çok kötü yapacağım. Söyle. Söyle. Söylemiyorum. Ulan söylemiyorum, bir dakika. Nazlı yap. Ay Fadik'cim ya. Kıyamam kız ben buna. Canın çok acıyacak belli ki. Gel. Gökten çözeceğim. Gel. Söyleyemem. Kıza söyleyemem. Çok özel. Çok özel.
Ya neden? Çok özel. Çok özel derken? Yani... Of. Lanet olsun, şu an çok utanıyorum işte, anlayın. Söyleyemeyeceğim kadar özel. Yani bir kadınla bir erkek arasında olabilecek en özel şey. Zeynep. Zeynep. Siz. Ay, şu an çok utanıyorum. Fatih'le hiç. Hiç. Hiç mi? Hiç. Kobra Fatih'le? Ya bırak be kobrası be. Kızım neden ya? Çünkü Çağzıcığım, bizim Fatih'le aramızda küçücük bir problem var. Zeynep. Canım benim ya, senin o bütün sivri dilin, sinirin, huzursuzluğun bundan o zaman. Ben nesin? Evet. Hepsi ondan. Aman çok utanıyorum. Ben sana kıyamam canım artık Şazi. Çok çabuk kızı. Ha dur. Zeynep'im, ben nasıl bunu hiç düşünemedim. Kız anahtar nerede? Ne? Ne demek nerede? Sana verdim ya. Ne bana ver? Bana falan vermedin ya. Nerede kızı? Ha tamam. Dur bakayım. Tamam anahtarı gerekiyor. Of ya. Zeynep. Canım. Anne ya. Ya başım dönüyor. Sen bana şat şat ne içirdin gündüz gün? Fatih, ben sana ne içirmedim ki? Ah Zeynep, ah. Ah Zeynep, Zeynep. Unut şu Zeynep'i ya. Unutturacağım ben şimdi sana Zeynep'i. Yürü oğlum, yürü. Anne, biz niye geldik buraya? Nereye geldik ya? Fatih, partiye geldik oğlum, partiye. Ne partisi? Doğum günü partisi. Kimin doğum günü partisi? Senin doğum günü partin. Benim doğum günüm bugün değil ki. Fatih, senin doğum günün artık bugün oğlum. Bugün sen yeniden doğdun yavrum. Ben doğurdum seni çocuğum. Ya sen alemsin yemin ederim. Halim! Ya! Kim onlar? Ve bütün mahalle! Mustafa Efendi, bu Fatih nerede? Hiç bilmiyorum ki reis bey. Lan. Ama ne bilmiyorsun, burada ne arıyorsun? Reis bey, Orhan bana mühim bir konu var deyince efendim yardım edebilirim diye koştum geldim. Mühim Mustafa Efendi, çok mühim, çok. Konu çok mühim Mustafa. Bahit'i duymuşsundur. Ah Orhan, duymaz mıyım? O iti elime bir geçireyim. İşte konu Bahit'le ilgili Mustafa, çok mühim yani. Şimdi bu herif Zeynep'ten sonra kafayı Fatih'e taktı, anladın mı? Onun için Fatih'in can güvenliği için onu bulmamız lazım. Ne diyorsunuz efendim, gerçekten mi? He, bana bak. Şimdi bu Bahit'ten önce bizim Fatih'in yerini bulmamız gerekiyor, anladın mı? Onun için bize Fatih'in yerini söyle. Yalnız bana bak,
Sakın Fehmi'nin bundan haberi olmasın. Herif telaş melaş yapar şimdi. O iş bende reis bey. Siz hiç merak etmeyin, bizzat halledeceğim. Mevzu bahis Fatih Bey ise... Telefon. Aa, Fehmi mi arıyor? Sakın bir şey söyleme. Alo? Efendim Fehmi Bey? Nasıl yani? Ha, acil. Tamam efendim, o zaman derhal geliyorum Fehmi Bey. Görüşmek üzere, saygılar. Fehmi Bey'i şirketten çağırmışlar. Acil toplantısı varmış. Reis Bey, benim gitmem gerekiyor. Müsaadenizle efendim. Ha, Mustafa. Ya enişten? Fatih Bey. Fatih Bey. Fatih Bey teyzesinde kalıyormuş kardeşim. Mukaddes Hanım aramış, bizzat tembihlemiş kimse rahatsız etmesin diye. Ben şimdi yolla, adres sana mesaj atacağım. Acilen gidin, Allah rızası için kurtarın Fatih Bey'i. İşim bitsin, hemen geleceğim. Tamam mı kardeşim? Hadi kardeşim, görüşürüz. Müsaadenizle. Tamam. Öğren. Hey. Cemaat'i ara. Hemen arabaya gel. Çabuk. Tamam. Çabuk! Ablacığım, maşallah hepiniz çok hoş olmuşsunuz. Böyle cennet gibi bir yer burası ama şöyle bir anlaşma yapsak, ben otursam bir kenarda, siz eğlencenize baksanız olmaz mı? Olmaz. Niye? Ben Mukaddes Hanım'a ne söyleyeceğim sonra? Söyleriz ona, söyleriz bir şeyler, eğlendik bir şeyler deriz. Kızlar, Fatih eğlenmek istemiyormuş. Soyun. Yok yavrum, yok yok, dur. Yapma yapma, dur. Lan, yok, lan burada. İyi, bakın. Gerek yok lan. Dur, 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 tamam. Valla ben burada oturayım, burada takılayım sadece, yeter. Ya reis, ben biraz düşündüm de acaba biraz erken mi karar verdik ha? Fatih bu sonuçta ya, Fatih yapmaz ki böyle bir şey. Bak kaç, hem kaç dakikadır gidiyoruz, bir türlü bulamadık. Bence bu bir işaret, işaret. Konuşma lan, kapat şöyle. Ulan sen de önüne bak. Bakıyorum reis. Hadi. Gidiyorum. Yanaş, sallıyor. Şöyle geç bakayım. Geç Allah Allah. Ya reis, diyorum bak ben sana ya. İkinci işaret, aha bak. La kes! Hadi değiştir şunu. Ne? Yoksa yedek lastik yok mu? Var mı reis? Hey, o zaman değiştir. Yani şimdi bir lastik yedek olunca şey oldu. Şey ya şey, o şimdi o yedek o şeyi, lastiği şey. Ula bana bak, getirin şu lastiği, ben değiştiriyorum. Sizde pipok olacağım. Haydi. Reis, ahanda yedek lastik. Orada dur. Ve? Ha bu lastik yedek lastiğin kendisi mi? Ya başka yok muydu? Ula nedir benim bu sizde çıktığım da? Ula siz bana piyangodan mı çıktınız da? Ula sizin için bana üstüne para mı verdiler daldınız? Ha nereden çıktınız lan? Nedir benim bu sizden çektiğim ya? Ya reisim vallahi billahi benim hiç suçum yok ya. Reisim benim suçum var. Bir kere de sen düşün kardeşim. Bir kere mi? Ulan asıl bir kere de sen düşün be, sen düşün. Biraz kendini aç Kamil. Kocaman kafatasımın içinde. Aa burada birazcık beyin var. Ben bunu biraz kullanayım de ya, kullanayım de. Ula şu hayatta. Ha şöyle bir yaralı parmağı işlediğinizi görsem gam yemeyeceğim de. Ya reisim, bak söylüyorum, anlamıyorsun. İşte bunlar işaret. Hadi gel, yol yakınken dönelim ha. Cevat, ha bana bak. Ha bir daha böyle işaret dediğini duymuyor. Yoksa seni buharım, kırtlağını böyle düğüm büküp şu ağaca asınca orada sonra gelene geçene işaret olacaksın. Anladın mı? Ya reisim. Uşaklar, benzininizin bitti. Oy yok hemşerim, lastik patladı da.
Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Öyleyse bu ormanı bilir misin? He, biliyorum. Ha biz burada bir adres arıyorduk. He, biliyorum. 5 kilometre öteydi da. Uy. Ha sen bizi oraya atar mısın? Götüreyim, gel oğlum. Geç şundan. Benim eşyaları da al. Bana şöyle kurbanlık koyun gibi bakıp durmasanıza. Ya kızım tamam da senin de durumun kurbanlık koyundan halliceymiş yani. Şazi. Zeynep öyle böyle birini buldu. Sen kendine bak. Aa, bana bak. Bu neye benziyor biliyor musun? Böyle ya böyle dünyanın en son model en pahalı bilgisayarını almışsın tamam mı? Ama internet yok. Ne yarar o bilgisayar kızım? Şazimend. Ne be? Espri de mi yapmayak? İyi yapmıyorum. Zeynep. Hı. Peki niye evlendin? Bilmiyordum ki Fadik. Ah yavrum benim. İktidar savaşlarının arasında kalmış umutsuz bir muhalefet misin sen meğersem? Aman Allah aşkına ya. Kızım bunun 1001 türlü çözümü var. İlacı var, çubuğu var. Evlilik sırf bu yüzden biter miymiş Allah aşkına ya? Bu problem beraberinde birçok sorunu getirdi. Ya. Aşağılık kompleksleri, aşırı kıskançlıklar, öfke kontrol problemleri. Siz ben neler çektim mi bilseniz. Neredesiniz siz ya? Güzelim asıl sen neredesin? Şş, bana bak. Orhan biz atıştık, Selim malikanede kaldı dedi. Ha evet atıştık. Ama ben meseleyi uzatmadım. Evime, kocamın yanına geri döndüm. Siz ne konuşuyordunuz? Biz mi? Siyaset? Aa evet Selin'cim. Ya biz de siyaset tartışıyorduk. Ne dersin? Ne olacak bu muhalefetin hali ha? Sevgili Selin, söz sizde. Kızım sana ne oldu? Ha ne olmuş? Selin'cim biz şey diyorduk ya, sen bu son seçimlerde müşahitlik yaptın ya, nasıldı yani, nasıl geçti? Dalga geçiyorsunuz benimle değil mi? Yoo, hayır. İşte neler gözlemledin, neler gördün? Nasıldı? Sana ne oldu ya? Ne olmuş bebeğim? Yok yok, olmuş böyle tövbe estağfurullah bir şey olmuş buna. Olmadı. Vallahi. Amca? Emce! Emce aç orada! Hadi çabucuk! Ya amcacığım bak yol burada, bak yol burada ya! Hiç korkmayın uşaklar. 50 yıl daha bu yoldan gidip geliyorum. Gözüm kapalı da giderim. Ya amca yine ne yapıyorsun? Ya sağa dön harika durup duruyorsun. Yoluna bak ya. Dur ya. Ya amcacığım inat etme düz git ya. Öldüreceğim bizi daha. Allah Allah. Telaş etmeyin. Ha buraya avucumun içi gibi bilirim. Nereye kaya var, nereye taş var ezberimde dur. Ha ezberimde maşallah. Neredelerse üstlerine üstlerine gidiyorsun ha. Amcacığım yolu geçtik daha yol orada. Nereye gidiyorsun? Nereye doğru? Ya amca sen nereye bakıyorsun? Nereye baksana ya? Emre sen az dur da abicim şu ufaklık kullan. Ha, ben kullanırım da kullanırım. Olmaz. Ölürüm da vermem direksiyonu. Ben geldim. Merhaba. Hayrola mukaddes? Tatili kısa mı kestiniz? Ne bekliyordun Fehmi? Herkes senin kadar sabırlı değil. Katlanamadı çocuk, döndüler işte. Anneciğim, artık bu söyledikleriniz sadece fantezi olarak kalacak. Çünkü Fatih şu anda çok mutlu. O ruh halindeki çocuğu yalnız mı bıraktın?
Bir de mutluluktan bahsediyoruz. Anneciğim. Fatih'in yalnız olduğunu kim söyledi? Fatih kimle birlikte mukaddes? Bana bak. Gene İrem'le bir kumpas çevirmediniz değil mi? Ay! Oh, çok tatlısın vallahi Fehmi. Buyurun mukaddes hanım. Tatlım. Oğlum nasıl? Kendi gözlerinizle görün. Oğlumun ruh sağlığını bir çırpıda iyileştirdim. E şimdi de beden sağlığıyla ilgileniyorum. Sen ne yaptın mukaddes? Bunlar hep canım Zeynep'ten arındırma aşamaları. Açıklayabilirim.
Ulan neyi açıklayacaksın, neyi? Ulan daha Zeynep'in gözyaşı kurumadı be. Hayvan herif. Allah senin cezanı versin. Verdi, verdi. Verdi. Yaktın beni Zeynep. Yaktın. Ey kız kızım. Bak etrafta herkes birer ikişer evleniyor. E sen de... Taze gelin değilsin yani. Yok mu kız senin bir yavukluğun ne? Ah Ayfer ah. Durup dururken deştin gene yaramı. Ramazan vardı. Beni terk etti Allah'ın malı. Gitmiş hemşire kız bulmuş. Yahu ben sana şarkı söylüyordum. Bülbül gibi şakıyordum. Şimdi bağırsak ameliyatı nasıl yapılır onu dinlesin gerizekalı. Benim gibi bir kadına böyle bir şey yapılır mı ayol? Af af. Vah vah çok üzüldüm. Neyse kızım sen ne ettin? Çivi çivi söker hesabı yenisini mi buldun? Ben gönül insanıyım Ayfer. Ben sevdim mi mezara kadar severim. Pazara kadar değil. İyi kızım. Ha bu dingil demek terk etti gitti seni. Ha bıraktı gitti. Öyle oldu abla. Kızım geçse daha ne kısmetler nasipler çıkar. Üzülmesin. Yadigar abla ben başka kısmet istemiyorum. Ben kaytan bıyıklı Ramo'mu istiyorum ya. Anam bırak şimdi kaytan bıyıklı Ramo'yu ya. Sen Fatih'e gel. Aa niye be? Şeyden kızım inşallah yani Allah sağa da böyle Fatih gibi düzgün bir kısmet nasip eyler diye. Kız nerede bizde o şans? Fatih gibi adamların hepsi kapılmış ya. Uy sen Fatih'i beğeniyorsun yani. Evet, beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Kral adamdır Fatih. Benim için resmen kendini feda etmişliği var. Zeynep çok şanslı vallahi. Oh, vallahi oh. Fatih'le bayağı bir arkadaşsınız yani. Öyleyse be ayol, korumam da o benim. Hı? Nasıl korumağı? Yakın koruma mı? Koruma derken, yalnız bir kadına yardımcı olmak manasında söyledim. Nasıl korudu bu Fatih seni? Kaç kere korudu? Yalnız mıydınız siz korurken ha? Ben onun sadece bir kere taksisine bindim. Taksisine bindim. Bir kere bindim, ondan sonra sızmışım zaten. Gerisini hatırlamıyorum. İlk kez o gün bindim. Taksisine yani. Taksisine. Taksisine. Bindin. Bindim. Dalma kız. Ayfer dalma. Efendim ne oluyor? Ayfer. Ayfer. Ayfer dalma. Ben bu bakışı... Ay. Ben bu duruşu... Ben bu yürüyüşü... Kız kızım var. Etrafta bu kadar adam var ki... Bizim damadımıza yan gözle bakmaya utanmayalım. Yıktım perdeyi de. Ben sağ dedim ama Yadigar. Ben sağ bu karıda bir numara var dedim. Sen yine her zaman gibi beni dinlemedin ki. Karı nasıl arkasına bile bakmadan kaçtı gitti. Çünkü karı biliyor hatasını. Karı eğer hatalı olmasaydı burada oturur bize derdi ki bakın siz beni yanlış anladınız. Durum böyleyken böyle oldu derdi. Kaçtı gitti. Niye kaçtı gitti? Karı da biliyor çünkü yediği haltı. Ama dur sen. Dur bu iş burada bitmedi Yadigar. Eğer benim adımda gergeden ayırsa ben de bu dünyayı sağdan edeceğim karı. Oy. Sizi böyle mutlu bir zamanınızda rahatsız etmek istemezdim Meryem Hanım. Olsun. Ama bilmeniz gereken bir şey var. Her gün günbe gün verdiğim zehirde orada sakladım. Öyle şişesi küçük. Bu nasıl olur? Ha biz bütün kameraları kapattırmamış mıydık? Başka bir kamera sistemi kurdurtmuş efendim. Aptal kafam ya. Ya ben bunu
nasıl tahmin edemedim? Vay vay, deni yapmış yine. Görüntülerin geldiği mesajın IP adresini inceledim. Maalesef hiçbir izler rastlayamadım. Kayıt da yurt dışından yapılmış. Görüntülerin depolandığı kaynağa ulaşmamız pek mümkün görünmüyor. Aşağılık herif. Yani kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor bizimle. Ne yapacağız? Biz de boş durmayacağız tabii ki Birol. Ne de güzel dağıtmış benim çocuğum. Maşallah maşallah. Halletti mi kızlar? Bana bak Fatih, mal gibi oturmadın değil mi çocuğum? Rezil etmedin değil mi yavrum beni? Eğlendin değil mi çocuğum? Şahaneydi anne, şahane. Her yerim ağrıyor. Ah, topuklarım şişti. Boş ver, geçer geçer. Şişen topuk olsun Fatih. Hadi hadi toparlan bakalım. Daha sürprizlerim bitmedi. Ne sürprizi? Yok anneciğim, ne olur beni eve götür. Yavrum, sürprizlerim evde devam ediyor zaten. Ne? Evde mi? Ya. Ay aslan oğlum benim ya. Yerim yerim seni ben yerim. Ananın kuzusu, ben doğurdum seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.